İşte böyle değerli seyirciler Zeki uzun Uzundurukan e, yerel basında nasıl e, yansımış Güne Bakış, Son Nokta, Karadeniz, Taka hepsini tek tek ekrana getirelim. Aynı zamanda meydanda da e, bu karşılaşma dev ekran evet. kurularak izlenmiş. İşte bu Trabzon'un ayak sesleri Avrupa Avrupa duy sesimizi Güne Bakış'ın e, <laughs> manşeti. Hızlı hızlı geçelim bunları. Son Nokta Ekuban. Mehmet, bundan sonra senin adını Ekuban Mehmet yazmışlar. <laughs> Fırtın Atina'da bir destan daha yazdı. Yalnız Türkiye değil, Avrupa sana kurban Ekuban. Evet. <laughs> Taka Sümele'ye ziyarete gelecek yazmışlar. Evet, evet var mı başka yok? Ziyarete gelecek. Evet. Bu da meydandan maçı izlerken taraftarlar. Tabii şu ee, dikkat çekici. Artık bir araya geldi Trabzon taraftar. O birlik beraberlik takımı olan inanç ortaya çıktı. Yusuf Yazıcı'nın da görüntüsünü verelim. Sonra yorumcularımıza sözü bırakalım. Yusuf Yazıcı TRT Spor'dan izliyor maçı. Hissettiğini söyledim alalım bakalım. Aslı attın mı <laughs> oğlum? Petrik mi? Petrik mi? Hadi oğlum. De, geldi. Gol geldi bak abi. Hissettiğini söyledin oğlum. Bakın hemen sonra. Geldi. Aslı şu attın mı oğlum? Set mi? Kova! Hedrik Çok güzel. Evet. Heyecanla telefon da dayanamamış düşmüş. Telefon da gitti. Ya şimdi Trabzonspor'un en büyük kazanımı şu. E, geçen yıl bunu kazandı aslında. Bu sene de üzerine koyarak gidiyor. Geriye düştüğünde toparlanamayan, kırılgan bir takımdı Trabzonspor. Kazandıkça özgüveni yükseldi. Bu sene onun da üzerine koymuş. Ben şunu iddia ediyorum stad için gelmesiyle birlikte. Bu sezon Trabzonspor ligde gol rekoru kırar. En çok gol atan takım olur. Ha, gol, gol de yer. Bayağı da gol yer. Çünkü sürekli hücum yapan bir takım. Bence e, öyle hücumcular var ki. Bakayeme mesela şu anda Avrupa'nın en formda sol açıklarından biri. Yani onu bir sol açık olarak da görmemek lazım bir canavara dönüşüyor rakipler için. On numara gibi oynuyor. Öyle paslar atıyor. Bütün hücum organizasyonlarını o yönlendiriyor. Şimdi bakıyorsun Nova eee sol bekte sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en çok skora katkısı olan sol beklerinden biri olacak potansiyele sahip. Öyle de oynuyor. Sosa müthiş oynuyor. Penaltı kaçırdığına bakmayın siz onun. Tam bir maestro gibi takımı yönetiyor. Ekubanslar için gelmesiyle fena ateşlemiş, fena iş yapmış. Yani Trabzon'un belki e, savunmanın tandeminde sıkıntısı olabilir. Onun önüne Obi Mikel forma girdikten sonra e, daha da az gol yiyen bir takım durumuna gelebilir Trabzonspor. Yani tahrip gücü yüksek bir Trabzonspor izleyeceğiz. Ligde belli ki. Avrupa'da Trabzonspor AYK burada da yener. E, gruplara da kalır. Ama Trabzonspor'dan camianın nasıl beklentisi? Şampiyonluk. Çünkü bu camia, bu taraftarlar şampiyonluk sevdasıyla, şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşuyor. Trabzonspor bu sezon 30 binin üzerinde kombine sattı şu ana kadar ve dört büyükler içinde en çok forma satan takım. Keşan motifli forma 100 bin dayandı şu anda. En son 70 bindi. Yani üretim yetişmiyor. Öyle söyleyeyim. yani Şu anda o formayı bulmak da zor. Sürekli üretiyorlar ve anında bitiyor. Yani Trabzonspor dediğim gibi çok bereketli bir takım haline geldi. Star için gelmesiyle birlikte ligin de marka değeri arttı bence. güzel işler oluyor. Ve dediğim gibi özgüveni yüksek bir takım. Yani bu kadar rahat hücum yapan bir takım şu anda yok ligde. Murat Özboz'dan katılıyor musunuz? Zeki Uzundurukan'ın sözlerine Trabzonspor gol rekoru kırar mı? Şimdi hücum gücü oldukça yüksek bir takım. Yani kırabilir. yani bir de Ekuba'nın bence maçın tabii ki konuşulacak bir sürü oyuncusu var ama en konuş ya sonuçta maçın yıldızı 3 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve e, serbest pro yani istediği yerde oynadığı zaman neler yapabileceğini dün akşam e, dün gece gösterdi. E, yeni transfer belli ki onu da e, biraz önce Zeki abin dediği gibi biraz fazlasıyla motive etmiş. Acaba dün akşamki e, maçtan sonra ya biz e, bu kadar para da veriyoruz bu transferi Yaptığımız iyi mi oldu, kötü mü oldu diye düşünmüşler midir diye ben düşündüm. Ben açıkçası düşündüm. Gerek var mıymış diye de kendi kendime sordum. Ama iyi bir yarışma olacak o bölgede. Sosa bir de. Yani sorumluluk aldığı zaman, böyle bir sahiplendiği zaman ki geçen sene bunu son zamanlarda çok yapıyordu ama bu sene bu açıdan da iyi başladı. Böyle belli başlı iki tane oyuncu Trabzon'da oldukça iyi ki Abdülkadir Ömür, yine fark yaratan isimlerden bir tanesi. Biraz defans bölgesinde işte Kasımpaşa'da stoperleri hoca değiştirdi. Sparta maçı, maçındaki stoperleri bu maçta şey yaptı. Biraz savunmada sıkıntılar var ama onları da düzeltirse hem ligin hem de herhalde grupları artık kaldı diyoruz. Büyük bir sürpriz olmazsa ki. Avrupa'da bir esecek fırtınadan bahsediyoruz. Türkiye'de de esmesi muhtemelen. Ve Kupa'da var yani geniş bir kadrosu da var Trabzonspor'un. Trabzonlar'ı güzel, heyecanlı bir sezon bekliyor yani açıkçası. Erut'un İdilioğlu dün maçı izlediniz. İzledik izledik. Maçı izlerken ne düşündünüz? Vallahi benim Nasıl için önemli dersiniz? şey alınan galibiyetten ziyade takımın ne oynadığını herkes gördü. Defansında sıkıntı var. Zeki'nin dediği gibi e, Sayın Ahmet Avlu oraya geldikten sonra bambaşka bir çığır açtı. De de değiştirdi orayı yani. Ünal Hoca ile birlikte hakikaten değiştirdi. Ama bir yine de e, Trabzonspor'da bir futbol aklı eksik. Yani oyuncular kendi başlarına bireysel yetenekleriyle oynamaya başlıyor. Mesela Abdülkadir öyle anlar oluyor ki ne yaptığı belli değil, nereye gitti belli değil. Aslında hangi Abdülkadir parmak mı ömür? Ömür. ömür. Yani neticede çok sevindik. Galibiyetle başlamak, galibiyetle girmek, ee, turu geçmek, buradan alınan puan çok önemli. Önemli olan buralardan Avrupa'dan puan alınmış. Çünkü gelecekte ee, çok kısa zamanda Avrupa'ya gidecek takımlarımız hep ön eleme oynayıp gidecek yani. Bunu kimse görmüyor. Puan toplamamız lazım. Ben bunun puanı için çok seviniyorum. Trabzonspor kazandığı için seviniyorum. Trabzonspor'un genç oyuncuları, yerli oyuncuları bir biz varız. Ya acabaları kafalardan kaldıracak adamlarız biz, iyi futbolcularız dedikleri için seviniyorum. Gayet de keyifli maçtı. İlk başlarda evet e, Ayek'te sorun var, hocalarıyla sıkıntıları var belki ama Ayek'te iyi bir takım yani takımın oyuncularına baktığın zaman hepsi Avrupa Kupa, Avrupa'da oynamış önemli ayaklar. Öyle ya da böyle Trabzon'un kazanması çok ciddi sevindirici bir nokta ama bizim asıl üzülmemiz gereken şey bunlara sevinmek tabii başka bir şey ama emine evine için hakikaten çok üzüldük. Hepimiz çok üzüldük. Yani bu konunun üzerine mutlaka devletimiz gidecektir. Bazı kanunlar yasalar değişecektir. Ee, hepimizin varlığının sebebi analarımız. Analarımızın bu şekilde gözlerinin önünde, çocuklarımızın gözlerinin önünde yaşadıkları bu işkence, eziyet artık bir son bulmalı. Öyle ya da böyle ne yasası konacaksa en ağır yasa bütün kulüplerde zaten bu akşam Beşiktaş'ta bir dakika, Fenerbahçe bir dakika, e, maçlarında Galatasaray Santuayla bir dakika. bir dakika sessizlik olacak Beşiktaş Öyle olsun ya amaçında. bu sessizlikler, meşsizlikler, etiket açmalar, ne diyor, eştekler, meştekler, Twitter'da yazmalar, ağlamalar, sızlamalar hikaye. Net. Bırakın abi bu işi düzeltin. Orada var olan arkadaş fotoğrafı çekeceğine, görüntüyü alacağına o adamı yakalasaydı, biri vursaydı, birisi gidip de kadının boğazını tutsaydı. Yani birçok şeyi biz teknolojik olarak öğrendik ama saat acil kan kalp krizi, acil yaşanacak bir olayda, trafik kazasında nasıl davranmamız gerektiğini, acil müdahalelerde ne yapmamız gerektiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu ülke deprem yaşadı. Çok ciddi insanlar vefat etti, kaybettik. O gün, bugün yine bir deprem olsa yine bir panik havası yaşanacak. Allah korusun. Ya bunları bilmemiz lazım. Bunları insanlarımıza zaman zaman öğretmemiz lazım. Yani bir şeyleri bilmemiz lazım ya. Telefonla, televizyonda, sosyal medyada geçirdiğimiz vakit ben de dahil. Hakikaten yazık ya. Birçok şeyi ben okuyorum. Ben öğreniyorum. Bakıyorum. Saatli yaşamaya çalışıyorum. Çocuklarımı öyle yaşatıyorum. Eşim, ailem. Hepsi öyle. İstiyorum ama birilerinin bir şeyler öğrenmesi lazım bir eğitim kursları var. Gitsinler, baksınlar. Yani orada bir basınç yapılsa, bir tampon yapılsa belki bilemiyoruz tabi Yani yaşayacağı bir ne bir adım ileri, ne bir adım geri, başka bir şey. Ama sen ilk müdahaleyi yaparsın. Ambulansın hızlı bir şekilde geldiğini varsayarsak belki bir bir şey olurdu Umut ayakta olurdu. orada görüntü çocuğuyla birlikte yani bunu yayınlamamışlar. Ben izleyemedim tabii. Engellenmesi yani ben lazım. Ben de izlemedim. Görüntüyü izleyemediğim için e, o görüntüye dair bir yorum yapamam ama e, herkesin anlattığıyla artık kafamızda bir e, tasvir var. Görüntüyü ya. artık izlemiş gibi olduk. Herkes bir şekilde anlatıyor. Ee, yani Kadın ayakta diyeyim? duruyormuş orada görüntüye göre. Evet. Okuduklarımın içinde bakıyorum. Onun yere yatırılması lazım. Ayaklarını belirli bir seviyede kalp hızasına getirilmesi lazım. Tampon yapılması lazım. Ambulansın acil şekilde nereden yaralandığını bildirilmesi lazım. Filan filan filan. Yani biz bu, bu hengame içinde sözlere takılıyoruz, gülmelere takılıyoruz, esprilere takılıyoruz. Yok hashtagler açıyoruz, ağlıyoruz, sızlıyoruz ama önümüze bir şey düştüğün zaman bir hayvana tekme atıyor adam önünde bakıyor, dönüyor, geçiyor. Kardeş dönme. Ne olacak yani? Söyle adam niye vuruyorsun kardeşim de? Ya Ben de kısaca şunu söyleyeyim. Tabii ki çok üzüldük ben de izleyemedim. Bütün dünyada şöyle bir şey var ve Türkiye'de de maalesef bu çok izleniyor. Televizyonları açıyorsunuz, şiddet, gerilim, korku filmleri, dizileri en çok izlenen, en çok ilgi gören ve film sektörünün ya da bu sektörü ayakta tutan bir unsur. Şimdi o zaman şunu yapmak lazım. Çünkü bunlar cahil kesim, cahil insanlar ve çocuklar bundan çok etkileniyor. Şimdi dizilere bakıyorsunuz, açıyorsunuz, kavga, gürültü, orada da kadına şiddet olan sahneler var. Ne bileyim işte bir taraf bugün toplantıda haber toplantısında bir arkadaşım şunu söyledi. Çok güzel bir noktaya değindi. Yine biz de bunu konuştuk tabii. Mesela sigara içen zoom yapılırken, sigara zoom yapılırken orada makinalı tüfekle ya da tabancayla karşısındaki kadın ya da insan öldürülürken o görüntü veriliyor mesela. Bundan çocuklar etkilenir, cahil insanlar etkilenir. Yani anlayışı da değiştirmek lazım. Yani diz anlayışı ne bileyim televizyondaki o belgeseller birçok şeyde insanlara eğitebiliriz. Şiddet şiddeti körüklüyor anladın mı? Yani orada bir şey izliyorsun mesela bir korku filmini ya da bir gerilim filmini, şiddet filmini, savaş filmini. işte hep silahlar var mesela dizilerde. Ya ondan etkileniyor cahil insanlar. Bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Bence daha yapıcı diziler, daha yapıcı görüntülerle ekranlar da olgunlaşmalı diye düşünüyorum. Murat Özbostan Söylenecek e, söz bulamıyor insan tabii. Yani, yani şüphesiz ne yani, söylesek az. E, tabii bu vahşet kültürünün e, oradan kaldırılması lazım. Burada tabii bir numaralı e, görev düşecek de devlet. Yani biraz önce programın bu konuyla ilgili bahsettiğim gibi yani de, e, cezaların inanılmaz derecede e, artması, ya. yasaların ar ar bir takım şeylerin değişmesi lazım. Yoksa bir süre sonra tekrar e, istemesek de bu tür şeylere yine e, maalesef tanık oluyoruz. Yani burada önemli olan e, evet şu an ben gösterilen e, tepkiler e, spor bu yani insanlar sabahtan beri bu konuyu konuşuyorlar konuşsunlar bu da bu da iyi bir şey yani e, ama e, bu canili yapan insanlar içinde e, ki insan demek bence doğru bir şey değil e, en ağır cezalar neyse de ee, o kanundaki yani adalet burada önemli olan artık adalet. Adaletin devreye girip e, bu bunun gibi bundan sonra en ağır cezalar neyse bunlar hayata geçirilmesi lazım. Abici, bu abici, cezalar Müslüman hayata geçirilmezse e, yani ne yazık ki yine olacak, yine olacak, yine olacak. umarım ki olmaz ama bir hep böyle söylüyoruz yine olacak. Murat Müslüman ülkede yaşıyoruz. Herkes öyle ya da böyle dinini biliyor, okuduğu kitabı Allah'ın kitabını okuyor bir insanı haksız yere, suçsuz yere öldürmek çok ağır suçu var Allah katında. Kısasa kısa hakkı da var. Ama kısasa kısa hakkından vazgeçin Allah katında mükafatı var diyor. Ama bu işin kısasa kısasın artık bir şekilde örnek teşkil edebilmesi için birinin canı yanacaksa yansın. Benim de yanacaksa benim de yansın canım yani. Bu nedir ya? Nereye gidiyoruz? Şimdi biz yine döneceğiz futbola. Eğleneceğiz. İşte o geldi mi? Bu gitti mi? Bunları konuşacağız, unutacağız. Böyledir zaten. Cenazelere gidiyoruz, 5 dakika sonra her şeyi unutuyoruz. Sanki biz hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Neyse. Şimdi hemen hızlı bir şekilde girelim dediğin gibi. insanlar bekliyor futbolda evet. ne olacak? Ee, Gustavo Trabzon transferi, Trabzonspor'u Trabzon e, ve ben şimdi... E, Beşiktaş-Göztepe maçı var. Santral'e bir dakika sessizlik dedik. Tuna bugün hmm. hiçbir programı e, program var. Zaten 20 dakika programımız için. var o da bağlansın. Hemen hızlıca dakika. Tuna, hemen. Hemen. Tuna, Tuna karşımızda mı? Tuna çok kısa çünkü programın süresi azaldı. Kısaca Muhtemel 11'ler Santral'e bir dakika sessizlik gelişmesi Beşiktaş'ın açıklaması söz senin. Hünkar Mutlu teşekkürler yayınlara hem sana hem de konuklarına. Siz de bahsediyorsunuz güne ne yazık ki çok kötü başladık. Vahşice işlenen bir cinayet ve gerçekten kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Beşiktaş'ta yine diğer kulüplerde olduğu gibi buna sessiz kalmadı ve bu akşam 90 gün sonra taraftarıyla buluşacak siyah beyazlar ve mücadelenin santra düdüğüyle birlikte tribünler bir dakika sessizliğe bürünecek. Ne kadar fayda olur bilmiyoruz ama yine de siyah beyazlar tepkisini bu şekilde gösterecek. Hızlıca senin de belirttiğin gibi siyah beyazlara geçelim bu detay sonrasında. Tabii Beşiktaş'ta bu mücadele öncesinde Atiba Burak ve Roko'nun sakatlıklarının devam ettiğini belirtelim. Vida perşembe gününe kadar takımla çalışamamıştı. Dün son taktik antrenmanda takımla çalıştı ancak bugün riske edilmesini beklemiyoruz. Siyah beyazların muhtemel 11'ini şöyle sizlerle paylaşalım. Kalede yine sakatlığı geçen bir diğer isim Loris Karius'un oynamasını bekliyoruz. Defansın sağında Gökhan, solunda yeni transfer Ribechon'un oynamasını bekliyoruz. Stoperde Medel ve Vitor Ruiz ikilisi Onların önünde tek ön berada Oğuzhan, Oğusan Özyakup, sağ kanatta Tyler Boyd, sol kanatta Lens, ortada Durkan ve Adem Leicht oynamasını bekliyoruz. İleride de güvenli alçın teknik direktör Abdullah Avcı'nın gol silahı olacak yeni transfer Enkudu bugün itibariyle lisansı çıkartıldı. O da maç kadrosunda yer alacak. Abdullah Avcı görev vermesi halinde ilerleyen dakikalarda sahadaki yerini alabilecek fiziki olarak takım arkadaşlarından eksiği olmadığını belirteyim. Tabi adaptasyonla alakalı zamana ihtiyacı var. Geçelim misafir takım e, Göztepe'ye. Göztepe, Göztepe lige iyi bir başlangıç yapamadı. Kendisi aslında Antalya Spor'a 1-0 mağlup oldu Tamer öğrencileri. Bu akşam e, puan ya da puanlarla tanışmak istiyorlar. Süper Lig'de tek bir eksikleri var. Jerome geçtiğimiz sezondan süren sakatlığı devam ediyor. Tam Ertuna geçtiğimiz hafta yere kulübesindeki yerini alamamıştı. Geçtiğimiz sezon ligin son haftasında aldığı cezadan dolayı. Ancak bugün ilk kez takımın başında sağ kenarında e, Vodafone Park'ta eski evinde e, görev alacak. Onu da belirtelim. Göztepe'nin muhtemel 11'i şu şekilde. Kalede Beton'un oynamasını bekliyoruz. Defansın sağında Gazsa ama solunda Leo, stoper ikilisi Çiçi ve Sane şeklinde onların hemen önünde Alparslan ve Poco. Sağ kanatta Serdar, sol kanatta Yasin ortada. Castro ileride de Eren Derdiyok'un oynamasını bekliyoruz. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Biz TRT Spor ekibi olarak tüm gelişmeleri izleyicilerimizle paylaşacağız. Yelin ve Ünker Mutlu sözü yeniden sana bırakalım. Tuna teşekkür ederiz. Gelişmeleri aktardı. Beşiktaş-Göztepe mücadelesi. Murat Özbostan nasıl yorumlarsınız? E işte sezona kötü başladı Beşiktaş. Ee, ama bu maç öncesi dün bir gelişme yaşandı. Herkesin bildiği gibi. Yani işin bir saha içindeki bir futbol kısmı vardı. Bir de e, oranak meselesi vardı. Enco biraz taraftarlar arasındaki tansiyonu düşürdü. yani Bugün çünkü bir gerginlik bekleniyordu. Bu artık devre dışı kaldı. Daha çok taraftar e, takımına bugün destek verecek. E, arkasında duracak. Ve iyi bir sonuç alınması için de e, destekleyecek. Şimdi tabii hoca kendi sistemini Beşiktaş'a oturtmaya çalışıyor ama bir gerçek var ki yani bu bu takım 4 yıldır işte Son Şenol Güneş'in sistemiyle oynamış. Genelde oyunculardan kurulu bir takım ama bakıyorsunuz her bölgeye yavaş yavaş transferler yapılıyor. E tabii bir uyum süreçleri de var. Ben zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş için ama taraftar eğer bir 11'i tekrar ekrana getirebilirsek onun üzerinden de konuşabiliriz. Beşiktaş'ın bugün ben kazanacağını düşünüyorum. Yani hoca kendi sisteminde tabii ki ısrar edecektir. Bu doğal bir şey ama yani Beşiktaş'ın da bu sisteme alışması, pas oyununa alışması bir süreç, bir zaman. Yani bu zamanda bulabilecek mi? Açıkçası bu kadar opsiyon tanınacak mı bilemiyorum. Yani benim kafamdaki soru işareti hoca basın toplantısında dedi ki ben zaman istemiyorum, destek istiyorum dedi. Taraftar bugün destek verecektir ama Beşiktaş'ın da bir yandan böyle iyi sonuçlar alması lazım. Yani Forvet bölgesi Beşiktaş'ın sorunu bura. İşte geçen hafta aradılar. Güven hiç şey olamadı. Lens bu 11'e göre ki bizdeki 11'e göre de lens vardı. Lens yani kötü diyor. Herkes lensin kötü olduğunu söylüyor ki nitekim hazırlık maçlarında da kötüydü. Bunun dışında orta sahası Beşiktaş'ın bugün oynayacak. Orta sahası Beşiktaş'ın sıkıntılıydı geçen hafta. Bu hafta o başarı yine şey olur mu? Biraz toparlar mı bilmiyorum. Yani Dorukan yeteri kadar hucuma destek veremiyordu. Kuvarezma sorunu var bir de. Biraz Beşiktaş'ta sorunlar var. Yani önemli olan bu sorunların Beşiktaş ne kadarını açtı kafasında. Çünkü bu sorunlar e, oldukça e, ben sahaya da etkilediğini düşünüyorum. Peki Beşiktaş-Göztepe mücadelesi saat 20.30'da başlayacak değerli seyirciler. Basın merkezi programının ardından haber bültenlerinde yine detaylı olarak e, ayrıntıları bulabileceksiniz. Luis Gustavo'yu size soracağım. Radamel Falcao'yu size soracağım. Hmm. Hmm. E, yani izleyicilerimize bilgi veriyorum. Tamam. Radamel Falcao transferiyle ilgili son gelişmeleri. Çünkü çok fazla mesaj geliyor. Zekri Uzundurukan özellikle size Radamel Falcao ne zaman geliyor diye soruyor izleyicilerimiz Açıklarız biraz sonra. O evet. zaman açıklarsınız. <laughs> Luis Gustavo geliyor mu? Fenerbahçe. Geliyor geliyor. Niye öyle güldünüz? Ya Yok başka mevzulara <gülüyor> gülüyoruz biz. Tövbe estağfurullah. Neyse. <laughs> Şimdi Fenerbahçe'de eksik olan kısımlar belli. Bir tane Santfor'a ihtiyacı var, bir sol stopere ihtiyacı var, bir tane de sol bakiye ihtiyacı var. Biliniyor. Geçen sezonun 7 aydır biliniyor yani bu. 6 numaraya da ihtiyacı oldu, biliniyor. Gustavo'yu başkan Ali Koç emir verdi, direktif verdi, ne derseniz deyiniz rica etti. Neyse ne, oyuncuyu alıyorlar. E, oyuncuyu belki Başakşehir maçına bile yetiştirebilirler. Çok düşük bir ihtimal. Aman bu sözü alıp bir yerlere çekmesinler. Gustavo'yu Fenerbahçe getiriyor. Ee, sol stoper ve sol beke de Kolorov'la ilgili çalışmalar hala sürüyor. Rojo Bitmedi diye, yani Kolorov'la ilgili yok, süreç. Rojo diye bir oyuncu daha var. Abicim işte Roho. E, Rojo. işte oyuncuyu istiyorsun. Sonra çok gündeme gelince, oyuncu da çok istekli davranınca kulüpler diyor ki Aa, bunlar istiyor, alacaklar. İşte o zaman diyorlar bonservis bedeli de isteyelim. Yani vereceğim ücretten kurtulmayı bıraktı adam. kulüpler artık. Biraz da para tırtık diyor. Anladın mı? Neticede. Peki acaması gereken bütün parayı Louis Gustavo'ya verebilir diye bir şey okudum ben bugün. Yok. Onun Öyle bir şey var. var e, taksitlendirme olabileceği için. Bonservis bedelinde taksitlendiriliyor. 7 milyon euro diyorlar. 4 milyon euro. 3,5 4 milyon euro. Taksitlendirilecek o da zaten Murat. Yani hı hı. bir buçuğu peşin biri bir 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 falan gibi bir şey yapılacak 6 ayda bir. O da şeye yansımayacak. E, financial fair play'e e, e, yansımayacak. Büyük Çok yani. iddialı konuştunuz yalnız. Başakşehir maçında tribünde olabilir. Vallahi Yetiştirmeye geledim. çalışıyorlar diyorsun. Ya şimdi o şeyi federasyonla görüşürler. imzalar atılır. Bon servisi gelir. O 5 dakikalık iş hazır zaten. Antrenmanlarını yapmış. Şart diye koyabilir de hoca. Bilemezsin ki. Bilebilir miyiz? Bilemez. Mesela hoca Cahilson'u kesin olarak net olarak orta sahada düşünmüyor. Artık 6 numarayı kaldıracak dayanıklık, güç, patlayıcı kuvvetinin olmadığını düşünüyor. Ayakları yumuşak, zeki oyuncu ama tamamıyla Ersun Yanal ve Cahilson bulduğu olduğu sürece Ersun Yanal ve sonu bir kere stoper oynatacak. Onu kesin karar verdi, net. Artık Zanka ile Cahilson birlikte oynayacak. Eğer iyi bir sol stoper, biraz evvel söylediğimiz gibi Rojo mu düzelttim biraz evvel. Evet, Malkus'u. Yerine o... Kolorov gelirse... Kolorov. O zaman bunlardan iki tanesinden birisi oraya yerleşecek. Belki de Cahilson Jokörü olacak hocanın. Yani Fenerbahçe'de şimdi Başakşehir maçı öncesinde sakatlıklar var. Can sıkıcı işte antrenmanlar çok mu yoğun? Yok efendim hiç alakası yok. Antrenman dışında maçlarda yaşanan sakatlıklar. Bunlar antrenmandan kaynaklanan sakatlıklar olsaydı e, en başta çok yaşlılar sakatlanırdı. Özellikle Emre Memre onları korumuyorlar herhalde antrenmanda. Dur sen 5 dakika antrenman yap 20 dakika sen yapma demiyor kimse. Şimdi Fenerbahçe'de yapılacak şeyler bu. Fenerbahçe. Mosus ve İhsan'ın olmaması etkiler mi takımı? Etkiler tabii ki. Yani şimdi zaten yarım yarım oynuyor herkes takımda. Atıyorum mesela sol bekte hiç oynamaması gereken yerde Dirar oynuyor. E sağ bekte yeterliliği sorgulanan Aykut Kocaman'ın da zamanında gitsin dediği İsla sağ bekte oynatıyorsun eksik duruyor. 6 numarada bence çok daha yararlı olabileceğini düşündüğüm İsla şimdi sakat. Nereden baksan uzun haftalar boyunca yok. Murat sağlam orayı kapatabilir misin? Murat'la Murat, mi Murat. Murat ya da e... Tolga ile Tolga ile kapatacak hoca o bölgeyi. Herhalde ikisinden birinde karar verecek. Murat bir çıt daha önde ama e, tabi tecrübesizliği olduğundan dolayı e, soru işaretleri var. E, önünde oynatacağı oyuncu Deniz Türüç'ün çok e, topla birlikte hazır e, oyunu geniş alanda oynayabilen e, tekniği ortada Deniz'in yani. 8-10 numarası zaten da çizgi oyuncusu değil ama neticede onun önünü kapatacağını ve yardımcı olacağını düşünüyor hoca. Deniz Türük'ü de sahada oynatacak büyük ihtimalle. Yani Fenerbahçe'nin sol bekinde yine Dirar başlayacak. Ee, ben böyle düşünmezdim. Dirar yine yerine mevkine çekerdim. Benim kendi görüşüm bu. Sol beke de Cebrail'i koyardım. Öyle ya da böyle. O yüzden sordum Murat mı e Murat yani oynayacak diye. Yani şimdi Düşünmezsen... Dirar yeniden sağ beke çekip evet. sol beke başka bir alternatif yapabilir Samandra'da mi? Samandıra'da düşünülen bu. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i işte Altay, Murat, Zanka, Cahilson, Dirar, Emre Ozan, Deniz Türüç, Max Kuruz, Rodriguez, Vedat. Rodriguez de oynuyor. Kenan da sağ olsun biraz evvel konuştuk. O da e, Kenan içeriden, Pamuk, Fenerbahçe ha, Bizim Fenerbahçe muhabirimiz. Cevval Aslan gibi almış haberi. Ee, bir kez daha okuyabilir miyiz savunma hattını? Altay Murat Zanka ya da <laughs> Murat ya da Tolga Ciğerci, Zanka, Cahilson, Dirar, Solbek, Emre Ozan, Merkez Orta Saha, Deniz Türüç Sağ, Max Kuruz, Rodriguez, Vedat. Kadrobu Şimdi Fenerbahçe'nin bu eksiklerini giderebilmek için de çalışmalar sürüyor. Dediğimiz gibi Kolorov ile ilgili %100 bir kapanmış bir durum yok. Görüşmeler sürüyor. Pazarlıklar sürüyor. Netice itibariyle e, Roma'da bu oyuncu için bir bedel ödemekten kurtulacak. Öyle ya da böyle. Fenerbahçe sonuna kadar bekliyor. Belki hata yaptılar başta. Çok ciddi hata yaptılar. Yani e, şeyde olduğu gibi, Falcao'da olduğu gibi fotoğraflar çekildi. Çok ilgili olduğu gösterildi filan filan. Adamlar dedi ki aman Monako'da, Roma'da verin paraları kardeş dediler. Durum o hale geldi. Şimdi taraftarlarda da hayal kırıklığı olmasın diye insanlar paraları verecek. Geçiyorum. Fenerbahçe'deki durum bu. Cahilson'un tamamıyla Volkan'a geçelim mi? Evet. Volkan Demirel konusunda Ersun Hoca Volkan'ın kalmasını istiyor. Emre Belözoğlu kalmasını istiyor. Volkan Demirel'in. Fakat ilginç bir durum var. Ersun Yanal hiçbir şekilde çıkıp kamuoyunda eee Volkan'la ben devam etmek istiyorum demiyor. Mas sonrasında yaptığı Komoli, açıklama Komoli istemiyor mesela. Anlatabildim. Mi? Komoli diyor ki ben kalmasını istemiyorum. Mas sonrasında Ersun Yanal ya bana atılacak bir karakter değil, değil Volkan diyor. Ne oldu? Kalmasını istemiyor yönetime. Birkaç gün ertelenir yönetimi... demişti. E, hiçbir açıklama yok zaten haftalar geçti. Dik başladı. Volkan konusu böyle. Sıkıntı var. Çözülür. Ne zaman çözülür? Volkan konusu kapanmıştı. Fenerbahçe'ye hizmet etmiş. 16, yani Volkan'la sene. yollar ayrılıyor, ee, üzüldük L tabii, ayrılıyor. Belli ki kol istemiyor. Ama belki de fenerbahçede çok başka bir görevde ileriki zamanlarda yer alabilir. Ama bu kadar zaman beklemeyeceksin. Sen anlaşmıyoruz kardeş kendine takım bulducaksın yani. Bu kadar basit. Peki Falka. Evet. Ya dört dakikamız var. Reklama gireceğiz. Ee, Pazar gecesi ben Falka ile ilgili olarak Perşembe ve Cuma günü Galatasaray Kulübü'nün falka ile ilgili düzenlediği etkinlikler, törenleri Saat saat inişi, şuraya gidecek, buraya gidecek Onların hepsi doğruydu Pazartesi günü Galatasaray Kulübü'nün yaptığı yönetim kurulu toplantısında da Bu nasıl sızdı, bu nasıl e, gazetede yer aldı Nasıl televizyonlarda yer aldı şeklinde konuşuluyor Ve e, o benim verdiğim detaylar üzerinde Onlar da e, tek tek Konuşuyorlar, görüşüyorlar işte e, güvenlik konusu, Falkao'nun rahat edilmesi için, e, yol boyu nasıl gidecek, e, eskortlar kim olacak hepsi orada masaya yatırılıyor. Ama burada sıkıntı şu, sıkıntı şu onu söyleyeyim. Sonuçta Falkova gelecek Galatasaray'la rahat olsun bu kadar işin uzamasının nedeni, e Abdurrahim Albayrak'ın, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Falka ile çektirdiği fotoğraf evet. Fransız medyasını gaza getiriyor ve Fransız medyası Manoka'ya yakın gazeteciler diyor ki senin bir yılda sözleşmen olan futbolcuyla ki ünlü bir futbolcu bu nasıl bu şekilde gelip bir başkan yardımcısı fotoğraf çektirebilir? Siz Falka'ya verdiniz mi diyor? Falka'ya verdiniz mi? Yok daha vermedik ama prensipte anlaştık. Öyle gaza getirince o Petrov denen e, başkan yardımcısı Oleg, Oleg Petrov, Petrov e, başkanı da gaza getiriyor. Başkan e, Rus milyarder biliyorsun Ray Boliev e, etkileniyor o. bundan bir anda. Ya diyor haklısınız diyor ya bu adamlar işte Falka ile anlaştılar bizden de bu oyuncuyu bedelsiz istiyorlar. Evet bunun bir sözleşmesi var bizimle hatta ben benyetleri aldıktan sonra aslında iş bitmişti. Büyük yatırım yaptılar Falka'nın 4 yıl önceki halini aldılar. Ya sonra Slimani'yi aldılar. Ellerinde bir forvet daha var. Aslında forvet falan düşün, bir forvet daha alacak ondan sonra Falcao'yu verecekler diyorlar ama öyle bir şey yok. Galatasaray şu anda o krizi aşıyor ama e, finansal fair play'e takıldığı için 1 milyon 800 bin euroluk bir açığı var finansal fair play'de. Bunun için e, Lazio ile görüşüyorlar. Yunus Akgül'ü e, satacaklar çok büyük bir ihtimalle. İmza aşamasına geldiler. E, oradan gelecek parayla e, Falcao'ya 5 milyon euro bon servis bedeli ödenip e, hafta içinde Falcao Türkiye'ye getirilecek. Yani, yani Falcao gelecek. Toplam maliyet ne olacak? Total maliyet 3 yıllık 20 milyon euronun üzerinde evet. olacak. 3 yıllık. Yani milyon bir milyon fotoğrafın milyon. maliyete Galatasaray'a değil abicim bize, bize hepimiz İşin uzamasına neden oldu. Leonardo Jardim'in açıklamasına ek getirelim. Leonardo adım. Jardim ne demiş? Falcao şu anda oynayacak durumda değil çünkü sakatlığı var. Ayağından ağrısı bulunuyor. Ayrılmak istese bile eminim sakatlığı olmasa maça çıkıp oynardı. O motivasyonu sağlardı. Çok iyi bir profesyonel. Motive olmuyor diye oynayamayacak biri değil, o bu hafta sakatlığı bulunuyor diye oynamayacak demiş. Bugün As gazetesinde Falcao'nun Valencia'ya gidebileceği konuşuluyordu. Bu zaten uzun zamandır konuşulan konulardan birisi Galatasaray işinin olmaması ve işte bu. Haber şu anda ekranda. Falcao Galatasaray'la bağlarını kopardı ve şimdiden adı Valencia ile anılıyor. Türklerle pazarlıkları sonuç bulmayan Forvet için her şey olası gözüküyor. Oyuncunun menajeri Mendes şimdiden başka seçenekler bakıyor demiş. Evet. Az gazetesi. Yok, yok, de... yok. Yok. Bu, bu haber. Ee, bir de bu Ahmet Bulut'la bir görüşme <laughs> olacağı Monaco yönetiminin Falcao'nun diye haber vardı dünden bugüne yansıyan. Bugün öğle saatlerinde böyle bir görüşme var mı? Haberiniz ya, var mı? Bedel ödeyecekler. Dediğim gibi bir bon servisi ödeyecekler. E, bu bon servisi de taksiler halinde ödeyecekler e, Monaco'ya ve getirecekler. Hafta içinde Falka kesin gelecek. Peki. Uzamasının nedeni benim orada söylediğim şeylerin hepsi doğruydu. E, bir numaralı kaynaktan aldığım bilgilerdi. Ama sıkıntı dediğim gibi o fotoğraf Galatasaray'da hem maddi anlamda tahribe ulaştı açtı hem de işin uzamasına dedi. Hemen şunu söyleyelim. Ozan Sabek oynayacakmış. Tolga Ciğerci merkezde oynayacak. Başakşehir maçında Fenerbahçe'de Ozan Tufan. Ozan Sabek. Tufan. Evet.